Hepinize merhaba arkadaşlar, Noob Craft'ın 7. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet, bugün birazcık artık base'imizle ilgili işler yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi bu video muhtemelen parça parça olacak, o yüzden hemen hızlıca başlayalım. Şimdi ben bir yol planı yaptım, bir yol şekli çıkardım kendime ve bunun için kara taş ve kırmızı nether tuğlası bayağı bir gerekiyor. Altın farmında biraz AFK kalmıştım ve bizimkilerin yaptığı piglin trade sistemleriyle beraber o altınları piglin trade sistemine attım ve bayağı bir nether tuğlası elde ettim. Nether tuğlası birik olarak elde ettim. Ve nether wart'ım çok fazla yok. Onları da şimdilik bu dükkandan, nether wart dükkanı var gördüğünüz gibi buradan, alacağım. Şimdi buraya gelelim, bir girelim. Alışveriş yapalım bakalım. Böyle elmaslarımızı bir çevirelim. Şimdi bu dükkanda bana lazım olan blok şu blok. Kırmızı nether tuğlası gördüğünüz gibi. 3 stack 2 de yazıyor. Yani burada 18 stack olduğuna göre bizim 12 tane diamond bırakmamız gerekiyor buraya. Bunların hepsini alıyorum. Umarım stoklar yenilenir. 12 tane bırakacaktık. 9 12 tane bıraktık. Bir de nether wartlar 3 stack 1 diamond diyor. Bunun da hepsini alacağım. Diyeyim. Biraz daha alayım. 3 stack 1 diye bu sırası boştu. Diğerleri şu an bizim ihtiyacımız da yok ama biraz şundan alabilirim aslında. Bu ne? 5 stack 1. 15 stack alalım bundan da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 stack. 1 2 3 tane koyacağız. Gayet iyi. Şuraya koysam biraz da şuraya koysam yeterli olur. Çalkırı da açmayalım. Aslında bu fenerlerden de alabilirim yani bu ilt için. Tek bir de ya. Biz bir şalkır daha açalım. Diamondlarımızı bol bol harcayalım. Bir de gidelim kendi dükkanlarımızda diamondlarını toplayalım. İkisi tek bir diyeydi değil mi? Şöyle bundan da 4 sıra alsam. 4, 1, 2. Aynen. Bu kadar vermiş olacağız. Koyalım. Bu torçtan almama gerek yok. Zaten bununla bunu yapabiliyorum. Gerçi torçtan alsam direkt bunu yapabilirdim ama. Torçu kendimiz yaparız. Biraz da zincir almak istiyorum. Gene aynı sayıda. Şöyle 4. Buraya bırakalım. Oh güzel. Şalkırları tamamen fulledik. 3 tane şalkırı. Çok iyi bir alışveriş oldu bence. Şimdi kar dükkanımız satış yapmamış. Ben baktım. Bu dükkanımız biraz satış yapmış. Ben aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Bir bakalım ametist parçası almamışım. Güzel. 9, 6'dan 15 tanesi buradan geldi. Diğerlerini almıştım galiba. Şurada almamışım. Bak bunlar Samet'in ha diye yazmışlar. Bunun ismini değiştirelim. Şöyle Diamond bloğa çevireceğim. Sonra bunu geri Diamond'a çevirirsek ismi değişiyor. Stacklenebiliyor. Güzel. 30 tane Diamond'ımız oldu geri. Bu iyi bir şey. Şimdi base'imin olduğu portal şu portal. Bu portala da bu build yapacağım. Pembe adanın olduğu portal yani. Giremedim ya bir türlü. Bir de şurayı biraz ışıklandıralım ya. Burada Enderman doğuyor bu. Yanında. Hemen bir ışıklandıralım orayı. Bayağı bir torç aldım. Şöyle geçelim. Buralar birazcık ışıklanması gerekiyor. Enderman doğuyor buralarda. Yanı açan kişinin gözünden kaçmış olabilir. Ve bir tane. Sen de karşıya atmak gerekiyor. Çok güzel kondu. Buraya atmış. Buraya da atmamış. Buraya da bir tane. Buralarda da olmasın. Tepesine atmıştı diye hatırlıyorum kendisi. Tepesine de ben atmış olabilirim. Ondan emin değilim. Şimdi base'imize geçelim. Şimdi ben buraya şimdilik bir tane kar farmı yaptım. Farmın nasıl çalışacağını göstereceğim. Farmı anlatmayacağım ama kısmen anlayacaksınız zaten. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kardan adam var. Kar oluşturuyorlar. Biz şu ikisini kırıyoruz. Keşke onları şey yapmasaydım. Aha. Oğlum cam nereye gitti lan? Hata yaptık ve ettik. Şöyle yapalım. Geri ışıklandıralım. Neyse burada işte kar topları çıkıyor. Aşağıdan hunilerle alt katta olan şalkır depolama sistemine düşüyor. Burada bir tane şalkır depolama sistemi var gördüğünüz gibi. Şalkırı bir alayım. Değişik değişik şeyler girmiş olabilir çünkü. Aynen. Bunlar sistemi bozan şeyler. Aynı blok gelmezse. Aynı item.
Tamam. Geri koyduk. Burada iki tane çalkır depolama sistemi var. Çalkırlar depolandıktan sonra bu buradaki Huni yoluyla buraya geliyor. Buradan da yukarıya çıkıyor. Buradan da nereyi kırıp geldik la biz buraya? Nereyi kırmıştık? Ha, burayı kırmıştık. Burayı kapatalım geri. Buradan da şu sandığa giriyor. Bu sandıktan da Huni ile beraber şu alttaki fırlatıcıya geliyor. Fırlatıcıdan da ben şöyle yapıyorum. Buradaki şalkırları bir azıcık atayım. Buraya koyayım bir. Biraz boşaltmam gerekiyor. Buraya da bir tane şalkır boşaltma sistemi kurdum. Buraya geçiyorum. Şöyle kartopların hepsini alınca gördüğünüz gibi o şalkır kırıldı ve yeni bir şalkır geldi. Full kartopu dolu. Bunları hemencecik böyle bu şey diyorum diyecektim. Craftlıyorum seri bir şekilde. Ve buraya atıyorum. Gayet güzel bir şekilde böyle kar topluyorum. Şimdilik şalkırım biraz da doldu. Buraya boş şalkırlar koydum. Burada da dolu şalkırlar var. 3 şalkır dolumuz var. Her bloğun dükkanını da açmayı düşünüyorum. Şimdi bu bölüm biraz şu portaldan çıkacağız ve biraz yol yapacağım. En azından buna kadar yol yapacağım. Bir tane de şeker kamışı farmı yaparız. Bir de Netherwart farmına ihtiyacım var. Netherwart'ı böyle dükkandan ala ala götüremeyiz yani. Şimdi ben Piglin Trade'den gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptım. Trade yaptım yani. Bunların ikisini birleştirerek kırmızı Nether tuğlası elde edebiliyoruz. Şu kırmızı Nether tuğlalarından bir bol bol yapalım. Şöyle yapabildiğimiz kadar yapalım. Nether World bitti. Biraz daha alalım yapalım. Böyle bol bol kırmızı Nether tuğlası olursa çok iyi olur yani. Nether tuğlalarını nereye koyduk? Buraya koymuş. Bunu koyalım. Gayet iyi. Bunları da geri buraya koyalım. Daha fazla Nether tuğlası birik olacak da bunları bir bulabilirsem hemen seri bir şekilde. Evet, şurada varmış. Şöyle bir 5-6 stack alsam yeterli. Bu kadarını yapsak kafidir bize. 32 tane de kalsın, belki farm için lazım olur. Burayı dolduralım. Şunları da şuraya atalım. Bunlarla ve kara taşlarla bir yol dizaynı yapacağım. Burada yolu yapmaya başlayayım ben. Yol tam şu portaldan çıkıp dümdüz gelecek. 5 geniş, 3 genişliğinde ya da 5 genişliğinde. Sonra ilk başta buna gidecek. İlk gideceği yer bu olacak yani. Sonra da diğer farmlarımıza doğru gidecek. Diğer farmları yaptıkça yolları çekeceğim. Sandık depolama yerimiz de muhtemelen buradan çıktıktan sonra şu boşluk tarafında olacak. Şuralarda bir yerde havada olacak ya da buranın altında yerin içinde olma ihtimali de var. İkisinden birini düşüneceğim. Hangisine karar versem onu yapacağım. O zaman ben bir yolları çekeyim. Siz onları replay'den izleyin. O zaman hadi bakalım. Şimdi biraz mum lazım oldu. Tek mum, bir adet elmas. Dolu gelmişim ya. Ben üstümü boşaltıp geleyim. Tamamdır. Şalkır aldım da geldim. Şalkır mum alalım. Lakin lazım olur. Nice. Dönelim şimdi. Tamamdır, yolları kısmen yaptım. Kısma da gitti yani, zaten bu yolu kendime ayarlamıştım.
Ölüyordum lan az daha. Düş yani. Biraz daha mum yapmak istiyorum. Ya mum yapıyorum. Çakmağa ihtiyacım var. Var mı? Gravel'ı bir seri bir şekilde şey. Bir alalım şurada. Şöyle bir yol yaptım arkadaşlar. Baya hoşuma gitti yani bu yol. Kaç yerde bunu bir halledelim. Şuralarda eksikmiş. Tamam. Hepsi tamamen ışıklandırılmış şekilde. Ve tabi mumların rengi hepsi siyah ve normal renksiz mum. Bunlar rengarenk olacak şekilde ayarlayacağım ben hepsini. Zamanla. Böyle bir base yolumuz oldu. Ama bakayım da canına. Şöyle en azından temeli oluştu base'in. Buraya gidiyor şimdilik. Diğer farmları yaptıkça yollar böyle ileriye kadar gidecek. Daha sonra muhtemelen havaya adalar falan olacak şu taraflarda. Geneli ama adaya olacak. Bu adayı rengarenk yapacağım. Yani. Ent taşından bir haber yapacağım. Adayı ent taşı kalmayacak yanında. O derece. Mesela şuraya bir build yaptım diyelim. Bu 2000 arası da artık build gelmiyor. Burayı ent taşını kırıp başka bir renk, başka bir şey koymayı düşünüyorum. Peki. Gizli kalsın. O da aklımda tabii ki koyacağım. Bu arada şu 36 antik kalıntıyı da herkese dağıtacağım. Hala dağıtacağız yani. Hayırlısı, hayırlısı. Şimdi şeker kamışı farmı yapacağım. Şeker kamışı farmını buraya bir yere yapayım diyorum. Bakayım şu. İyi gibi. Şuradaki düzlüğü beğendim. Burayı ben birazcık daha genişletirim tam plan olarak. Buraya bir tane şeker kamışı farmı yapacağız. Planlayayım, tamamlayayım. Eşyaları da toplayayım. Sonra geleyim. Birlikte yavaş yavaş videoda yapalım. Hadi bakalım. Tamam, şimdi burası 12 çarpı 12 yükseklik şey genişliğinde ve 4 yüksekliğinde bir yer kazdım buraya. Şimdi şuralara şeker kamışlarını dikeceğim. Hop, şeker kamışlarını grasa da şey dizmeyi düşünüyorum. İçeriden bu build şey dışarıdan içeri bu build gözükmeyecek ama içeri bu build'ine de ben gene de önem vermeyi düşünüyorum. Şöyle sularını koyalım önce şeker kamışlarını. Seri bir şekilde. Şöyle güzel. Güzel. Tamamen bunlar hazır. Şuralar. Yok, burayı yıkmama gerek yok. Pardon. Işık almayı unuttum. Hemen bir ışık alayım geleyim. Çok seri şekilde bir gardiyan farmımıza geldim. Burası bizim ortak gardiyan farmımız. Gördüğünüz gibi. Deli gibi de doğuyor. Burada çanklar hala yüklenmemiş. Birazcık buradan ışık yapacağız. Buraya birileri saat maat yazmış ama ben bir stek ışık, iki stek at, iki stek ışık yapmalık alayım malzeme. Daha fazlasını almayacağım zaten. Şöyle bir stek yapalım. Bir stek daha yapalım. Tamam. Burası da bizim gardiyan farmımız. Göstermiş olayım diye geldim, gösterdim ve şimdi dönüyoruz. Tamamdır. Şimdi geri geldik. Hemen şu şalkırı yere koyuyorum ve şeker kamışlarımı alıyorum. Şöyle şeker kamışlarını seri bir şekilde diziyoruz. Bu kadar şeker kamışı az gelebilir. Eğer az gelirse ben bunu aşağıya doğru burayı büyütmeyi düşünüyorum. Ama hayırlısı bakalım. Işık bloklarını hemen şeker kamışlarının arkasına koyuyorum. Hatta ben bunun sadece bir tarafını göstereyim. Diğer tarafları aynı olacak zaten. Çoğunuz da biliyorsunuz bu farmı ama yine de gösterelim. Ne olur ne olmaz. Bunların üstüne hemen piston koyuyorum. Hop. Şöyle. Daha sonra observer alıyorum. Ve şu arkalarına geçiyorum. Observer'ları sinyali bu tarafa verecek şekilde buraya koyuyorum ve
Daha sonra da nota bloğu ve normal blok alıyorum. Nota bloklarını alt kata koyuyoruz. Ve normal blokları da üst kata üst kata da herhangi bir tam blok yerleştiriyoruz. Şöyle. Ve şeker kamışı büyürse de şöyle göstereyim. Böyle kırıyor çok seri bir şekilde. Bu kadar basit aslında. Ben bunun altından ray falan geçireceğim. Onları yine halledeceğiz sizle beraber. Şu tarafları da yapıp hemen geleyim ben. Hadi bakalım. Tamamdır. Dört tarafı yaptıktan sonra alt taraflarını da açtım. Şimdi rayları alıyorum ve şöyle bir işlem yapacağız. Bizim base'imiz ne tarafta? Yolumu? Heh. Şuraya en kenarına bir tane torch, pardon. Yolları güçlendirmek için yolların şu altına torch koyacağım ama torchların altına taş tuğla koymak istiyorum ki bu taş tuğları ileride kırmayalım. Gördüğünüz gibi bunlar direkt tamamen sinyal alıyorlar. En kenara koymamın sebebini birazdan öğrenirsiniz. Diğerlerini tam ortaya koyabilirsiniz. Fark etmiyor diğerleri. Şöyle ama tabi buraları da taşla değiştireyim ki yanlışlıkla şey yapmayalım. Yolların bloklarını kırmayalım ileride burada kazı falan yaparken. Seri bir şekilde bunları taşa çevirelim ve yolları da tamamen enerji verecek şekilde ayarlayalım. Daha sonra bu torçu kenara koyduğumuz kısmın yol tarafına doğru hunileri şöyle diziyorum. Şu tarafa doğru 3 huni. Daha sonra şu tarafa doğru da bu hunileri buna bağlıyorum. Sonra da bu yolu devam ettiriyorum. Torcu uzakta tutmamın sebebi torç biliyorsunuz şuradaydı. Torç nerede o? Ha, buradaymış. Torcu uzakta tutmamın sebebi bu hunilere etki etmemesi arkadaşlar. O yüzden bayağı bir uzakta tuttum. Şimdi buraya bir tane de minecart hopper'ı koyarsak bu büyüyen şeker kamışlarını toplayacak ve hunilere dağıtacak. O minecart hunini nereye koyduğumu hatırlamıyorum sadece. Ha, şuraya koymuşum. Koyalım. Derisinden de ilerletelim. Bu sonsuza kadar döngüye girecek ve şöyle büyüyen şeker kamışlarını, bu büyüyen şeker kamışları tabii ki dağılmayacak etrafı. Önünü camla kapatacağız ve üstünü de camla kapatacağız. Gördüğünüz gibi şöyle hepsine de birer tane atıyor. İçinde ne kadar varsa işte sırayla dağıtıyor. Sırayla dağıtıp dağıtmaması çok önemli değil. Bu 3 tane huniye depoluyoruz. Direkt bunları da sandığa bağlarsanız zaten depolama tamam olacak. Ama ben buraya çalkır depolama yapacağım gene ve o çalkırda depolanınca da bir tane varile dolmasını istiyorum. O sistemi yapayım. Daha sonra tekrardan geleyim. Hadi bakalım. Hatta bu build'i falan da bitireyim. Tamamen bitireyim. Zaten sistem bu kadardı. Her şeyi bitireyim sonra geleyim. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi tekrar geldim. Şöyle bir şeker kamışı build yaptım. Devasa bir şeker kamışıymış gibi. Oh, hayır. Buraları acilen ışıklandırmam gerekiyor çünkü bu arkadaşlar kum çalabiliyorlar. Çok seri bir şekilde ışıklandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok seri bir uzaklaşalım. Kumusunlar hemen bir daha yerleştirelim. Tamam, bir daha doğmadılar. Güzel. Biraz ışıklandıralım çünkü kum çalabiliyorlar. Şimdi böyle güzel bir devasa şeker kamışı yaptım. Bence güzel oldu bu arada. Güzel bir fişeğimiz kalmışken çok açılmayalım.
Böyle sadece iniş çıkışı daha ayarlamadım. Bir de yolu ayarlayacağız. Şuradan şuraya yolu ayarlayacağız. Şuradan çıkacak. O yüzden şunu muhtemelen kaldıracağım. Bir sağ çekeceğim. Şöyle. Burada bir şeyler yapacağız. Onu hallederiz. O kolay iş. İniş çıkışı nasıl yapayım diye düşünüyordum. Şöyle iki tane seçeneğimiz var. Bir parlayan meyveler, bir de bükük ve sarmaşık. Muhtemelen parlayan meyveler yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Ya bu da olabilir ama bunun rengi yani birazcık daha tam yeşil değil, istediğim kadar yeşil değil yani bu. Ama bu bayağı bir yeşil. Hem buraya da renk katıyor. Bu arada yani farmımız hafif hafif çalışmaya başladı. Tek tük atıyorlar. Hala tabii ki bir şey altı depolamadı. O kadar hızlı değil çünkü. Ama en azından şurada gördüğünüz gibi hiç sırıtmıyor. Gerçekten tam rengi rengine verdiği için böyle güzel. Şöyle bir bakalım bir daha. Güzel bir şeker kamışı oldu. Hemen şu yolda bir bağlayayım ben hemen seri bir şekilde. Tamamdır, yolu da ayarladık diyebiliriz. Ama bir tek çakmakla mumları yakmak kaldı. Çakmak bulabilecek miyiz buralarda? Ha, şurada bir tane ayarlamışım. Şuradan da birazcık fişek alayım. Fişeklerimiz şuradaydı galiba. Aynen, şu hepsini alayım da Ender chest'ime koyayım. Şeker kamışımızı da yaptığımıza göre yavaştan fişeklerimizi de bol bol elde etmeye başlayabiliriz ileride. Yakın bir sürede yani ileride dedim. Şöyle şuraları da şöyle alayım. Gayet güzel. Tabii bu yol böyle olduğu için bu yanları endstone olması gerekebilir ama yani çok da önemli değil. Şöyle bağladık. Bir daha tepeden bir bakalım. Yolu da bağlamışken. Şöyle. Böyle bir base planımız oldu. Yani her farmın kendine özel build olacak ve ben bunu kardan daha çok beğendim. Çünkü ya gerçekten çok beğendim. Hem kendim yaptığım için hem de bu kadar güzel bir şey çıkaracağımı düşünmüyordum. Yani bu build olarak çok güzel oldu en azından şeker kamışı. Kar farmının bu build de çok güzel. Yollar da gayet hoşuma gitti. Yani bu bölümde bence yeterince şey yaptık. Base'imizin temelini atmak. Zaten base'in başlangıcını yapmak çok önemli bir şeydi. Bundan sonraki bölümlerden birkaç tane zaten direkt planlı bölümüm var yani ne yapılacağı belli olan. Bu da yanmıyor. Şunu da yakalım. Bakayım. Tamam, hepsinde var. Hepsi yanıyor gibi gözüküyor. Şurada da bir tane yanmıyor. Önümde birkaç tane planlı bölüm var yani ne yapacağımı belli oldu birkaç bölüm var. Ve burada da birkaç planım var. En azından sandık odasını bir an önce yapmamız gerekiyor çok fazla uzun süre geçmeden. Tamam. O zaman bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra zaten challenge'ın sonuçları da açıklanmaya başlar. Herkes deli gibi challenge'ları yapmaya başladı. Belki videonun içinde yanlışı birinin linkini de görmüş olabilirsiniz. Birisi yapmış bayağı server her tarafa dağıtmıştı ama. Bilmiyorum da ben hatırlayamadım şu an. Videoda denk geldi mi? Tamam. O zaman 8. bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.